Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle açık somon rengi zemin üzerine çok güzel çiçekleri olan bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için yazmama da çok yakışacağını düşündüğüm bir model hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda bütün püf noktalarımı, detaylarımı anlatmıştım. Faydalanmak isteyenler izleyebilir. Bu yazmamın kenarını söylediğim gibi iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken Altın Başak marka 383 numara yeşil ip kullandım. Yazmamın içerisindeki renklere göre diğer renklerimi de hazırladım. Altın Başak 63 numara mor kullanacağım. Altın Başak 46 numara nar çiçeği ve leylak marka 786 numara hardal sarısı ipim var. 22 numara tığ tercih ediyorum ama 20 veya 21 numara tığ kullanarak da oyanızı örebilirsiniz. Hemen oyamızın yapımına geçelim. Çok güzel bir model. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak hemen çimenimi örmeye başlıyorum. Anlattığım gibi yaparsanız aynı sonucu siz de elde edersiniz. Geldik. Bir defa tığımın ucuna ipimi alıyorum. Tığ battığımızın altından ikişer ikişer çıkarak bir tane minik trabzan yaptık. Trabzanımızın üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığımız trabzanımızın önünden kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Yine 2, 2 çıktım. Bir trabzan daha yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yeniden döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battının altından girdim. 2, 2 çıkıyorum. Üstüne yine 5 zincir çekip kirpiğimi düğümledim. Aralarda çiçek yuvaları arasında bu kirpikli trabzanlardan 10 tane yaparak ben oyamı ilerleteceğim. Dilerseniz daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Sıklığını, seyrekliğini ayarlamak için. Yine bir kere doladım. Sıradaki tığ battının altından girdim. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Şimdi çiçek yuvamızı yapalım. Başlangıç için bu kadar yeterli. Küçük bir örümcek yapıyorum. Yaklaşık 2 tığ battı uzunluğunda. Bir defa doladım. Bir, iki tane tığ battı boş bıraktım. İkinci tığ battının bittiği sık iğnenin içinden giriyorum. 2 2 çıktım. Bir trabzan yaptım. Bir doladım. Zincirimin altından. 2 2 çıktım. Bir doladım. Yine zincirimin altından. 2 2 çıktım. Bir doluyorum. Sık iğnemin içinden. Trabzanımı yaptım. Bir doladım. Bir sonraki tığ battının altından. Şöyle oldu. Tekrar bir kez daha dolayalım. Ve son trabzanımızı da sık iğnenin içinden yapıyoruz. Böylece 7 tane oldu. Üstüne 9 tane zincir çekip örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta ilk yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi tutturdum. Bir tane zincir çektim. Şöyle sık iğne ile yuvadan girdim. Üstüne tekrar bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hepsini birden çıktım. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. Bir defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kez doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer. Yine iki kez doluyorum. Yine ikişer ikişer. Üç kere de. Yine iki kez doluyorum. Yine 3 kere de çıktım. 6 tane bu şekilde trabzan ördük. Trabzanımızın üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz tane sık iğne yaptım. Dokuzuncuyu yuvamızdan yaptım. Buraya da 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip geri döndüm. Küçük bir, şöyle göstereyim. Çiçek yuvası küçük olsun 6 tane zincirle. Şimdi buraya yaptığımız yaprağımızın eşini hemen karşıya da yapıyoruz. Bir zincirle başladım. Bir defa doladım. Hepsini birden çıktım. Yine bir defa doladım. 2, 2 çıkıyorum. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 kez doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 2 kez doladım. Yine 2 kez doladım. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı.
Toplamda 6 tane benim trabzanım oluştu. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Hemen sık iğne ile 1, 2, 8'e tamamlayacağız. Dokuzuncu yuvada. Üstüne bir zincir çektim. Şöyle yapraklarımı yerleştireyim arkadaşlar düzgünce. Çiçek yuvam bu şekilde oldu. Üstüne bir zincir çektim. Başlarken yaptığım örümceğim gibi bir örümcek daha yapıyorum. Çok uzun değil. 2 tığ battı uzunluğunda olursa yeter. Yine bir kez doladım tığım üstüne ipimi. Tığ battı da 1, 2 boşluk bıraktım. 3. tığ battının altından giriyorum. 2'şer 2'şer çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Sonraki tığ battının altından 5 tane zincirimi çektim. Geri döndüm. Bu şekilde 10 tane kirpikli trabzan, bir tane çiçek yuvası olacak şekilde hazırlıyorum. Şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde 3 renk gösterdim. 2 tane daha çiçek yuvası yapacağım. Sonra üst kısmının çiçeklerini beraber hazırlayalım. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta yapıyorum. Dilerseniz aradaki çimen sayısında değişiklik yapabilirsiniz. Hemen şöyle nar çiçeği rengi ipimle ilmeğimi oluşturmak istiyorum. İlk çiçeğimi bununla yapacağım. Geldik birinci çiçek yuvasına. Şöyle ipimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekip bir kere doladım. Geldim yuvaya. Hepsini birden çıktım. Bir kere doluyorum. Yine yuvaya geldik. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir kez doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kez doluyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. İki kez doluyorum. İki, iki, iki çıktım. Şöyle küçük yaprak yaptık ortasına. Üstüne iki tane zincir çektim. Geri döndüm. Son yaptığım trabzanımın önünden 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. sık iğnem yine yeşil çiçek yuvasında. Orta kısmını şu şekilde hazırladık. Şimdi burada devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincirle geldim. Şöyle yaprağımızın ucuna ulaşacak kadar oluyor 8 zincirimiz. Örneğimizin ters yüzünü döndüm. Şurada 2 zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştım. Bu boşluktan ipimi tutturuyorum 8 zincirimle. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı yere bu 2 zincir çekerek bıraktığım boşluktan giriyorum. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. 8 zincirle de yaprağımızın şöyle diğer tarafında yeşil yuvadan İpimi tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekip örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta 8 zincirime 12 tane sık iğne dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tane yaptık. Şu 12.yi tekrar yapayım. Biraz geniş düştü. Sonra sık iğne ile şurada 5 zincir çekerek bıraktığımız yuvamız vardı. Bu yuvadan giriyoruz. Yuvamıza 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Birinci kirpik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Geri döndüm. İkinci kirpik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Geri döndüm. Üçüncü kirpik. Şimdi geri dönüşte de birer birer zincir sayısını azaltacağım. 7 zincir çekmiştim. Şimdi 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir yuvaya tutturuyorum. Yine sık iğne ile. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine yuvaya tutturuyorum. Sık iğne ile. Bu şekilde çiçeğini yaptık uç kısmında. Şuradaki 8 zincir için yine sık iğne ile giriyorum. Zincirimin altından ikinci sık iğnem. Üçüncü, dört, beş, altı,
7, 8, 9, 10, 11, 12. sık iğnemi yaptım. En son yeşil yuvadan geliyorum. Tekrar bir sık iğne daha yaptım. Çiçeğimi buraya sabitledim. Üstüne bir zincir çekiyorum. İpimi burada hemen kesiyorum. Şöyle çiçeğimi size göstereyim. Hemen diğer çiçeklerimi de yapacağım ben. Sonra ütüyle düzeltip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Örneğin bittiği zaman bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da, oyanım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolaylıklar.